İnşallah gecen de günün gibi iyi geçer. İyi geceler. Kadar mı yani? İyi geceler. Bir de kapıyı kapat. Tamam, açmam. Okma. Sadece ok. Bu tepkiye ne yazılır ki? Sen de açık unutma. Soru işareti. Anlamadım. Unutma diye. Unutmam. Güzel. Burada bitirsek. Evet desin de. Neden? Sıkıldın mı? Hayır. İşim var. Sıkılmamış. Ama işim var. Saatte ne iş? Bu saatte ne işi? Yardıma ihtiyacın varsa. Teşekkürler. Ama yardım edebileceğin bir şey değil. Yardım edemezmişim. Nasıl bir iş ki bu? Yani uzmanlık mı gerektiriyor? Doktor olmak mı? Profesör olmak mı? Şeyle ilgili mi acaba? Mehmet Karataş. Dubai'de ve Avusturya'da mağaza zincirleri varmış. Bizim çantalarla ilgileniyor. Görüşmek istedi. Nasıl geçti ilk görüşme? Yani tabii ilk başta biraz heyecanlandım. Ama sonra düşündüğümden çok daha iyi geçti. Mehmet Bey çok zeki, çok da profesyonel bir adam. Bizim iş onu bayağı heyecanlandırmış. Yani kendisi öyle söyledi. Ya bence bizim için çok önemli bir müşteri.
Evet, işinde de çok iyi. Yani çok enteresan fikirleri var. Bana bazı konularda gerçekten ilham verdi. Tabii. Mehmet Bey çok profesyonel. Ona iş yetiştirmek lazım, değil mi? Bakalım şu yardım edemeyeceğim iş neymiş? Ne işin var senin burada? Özür dilerim. Yani ben... Ama buraya nasıl bu şekilde girersin? Yani ya daha uygunsuz bir halde olsaydın? Nasıl uygunsuz? Her neyse. Sen ne için gelmiştin? Ha şey, ben şey diyecektim. Ben şey için geldim. Kol düğmeleri. Ne yapacaksın ki onları? Sabah seni rahatsız etmemek için şimdiden alırsam iyi olur diye düşündüm. İyi, al o zaman. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman müsaade edersen. İyi geceler. İyi geceler. Efendim? İyi geceler. Hala neden bitmedi bu toplantı? Güya yemeğe gidecektik. Yok. Bu iş çok uzadı. Bana da mesaj hakkı doğdu. Ben de Zehra Hanım gibi düşünüyorum. Trendleri elbette takip etmeliyiz. Ama özgün kalmak daha önemli. Evet. Ben de Zehra'ya sonsuz güveniyorum. Teşekkür ederim. Toplantı hala devam ediyor mu? O adam toplantıyı bilerek uzatıyor. Bilerek. Henüz bitmedi. Tasarımları sınıflandırmak gerek. Hem hedef kitleleri göz önünde bulundurarak hem de ihtiyaç alanından hareketle Zehra Hanım. Affedersiniz. Önemli değil, bakın lütfen. Ne zaman biter? Ben çok acıktım. Toplantıdayız. Niye bu kadar uzun sürdü? Tekrar özür dilerim. Buyurun, sizi dinliyorum. Mesajların dikkat dağıtıyor. Mehmet Bey'e de ayıp oluyor. Bittiğinde yanına gelirim. Demek ki Mehmet Bey'e ayıp oluyormuş. Kim ki bu Mehmet Bey? Ayrıca niye ayıp olsun yani? Ben karıma mesaj atıyorum. Kesin bilerek uzatıyor toplantıyı. Ne oldu Koray? Nedir mesele? Olay basit bir işlem hatası değil galiba Nihat Bey. Planlı bir şeye benziyor. Kasıt mı var diyorsun? Olabilir diyorum. Böyle bir ihtimal var.
Buna bakmam lazım. Sonra konuşuruz. Ömer'e de anlatmamız lazım durumu. Tamamdır. İlk çizimleriniz daha köşeli. Ama son modellerinizde Oscar törenine de gidebilirsiniz, arkadaş düğününe de. Çok etkileyici buldum. Yani teşekkür ederim ama... Samimi bir fikrim. İşte Zehra'nın böyle mütevazı bir tarafı var. Alışsanız iyi olur. Öyle değil de bu kadar iltifata, bu kadar övgüye. Ben objektif bir göze değerlendiriyorum. Tasarımlarınız övgü hak ediyor. Ben de diyorum ama bunu işin profesyonelinden duymak beni bile heyecanlandırdı. Zehra'ya hak vermiyor değilim. Senelerdir piyasanın içindeyim. Emin olun tasarımlarınız taze bir soluk gibi. Özellikle bu ikisi. Bu detaylar ciddi bir yenilik. Elimden binlerce tasarım geçmiş biri olarak söylüyorum. Kolay gelsin. Böldün mü? Ben toplantı bitmiştir diye düşünmüştüm ama... Yemeğe gidecektik, konuşmuştuk. Ama daha toplantımız bitmedi. Tamam o zaman. Toplantının son kısmına ben de katılayım ki karımı kolayca kaçırabileyim. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Ne demek, buyurun. Onur verirsiniz. Lütfen devam edin. Bu arada Antalya'daki fuarı bir kez daha düşünün. Yurt dışından katılımcılar olacak. Ünlü tasarımcılar, sektörün ağır topları da gelecek. O fuarda bulunmanız sizin için çok çok iyi olur. Ne dersiniz Ayşe Hanım? Ben çok isterim ama benim evde Nazlı'nın Nazlı bir kızım var. Ama Zehra isterse gidebilir. Zehra Hanım, ikinizden biri mutlaka orada olmalı. Ayşe Hanım gelemiyorsa siz mutlaka gelmelisiniz. Aslında benim için çok iyi olur. Daha önce hiç bu kadar büyük bir organizasyonda bulunmadım. Yani mesleki açıdan. Ama yine de bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Eşimle konuşmam lazım. Efendim. Ömer Bey, müsaitseniz Nihat Bey görüşmek istiyor. Koray Bey ile birlikte odanızda bekliyorlar. Kolay gelsin. Ben odamda bekliyorum. Yemekte de bir şey yemedin. Aç aç uyumanı istemedim de muzlu süt getirdim. Ben teşekkür ederim de zahmet etmişsin. Ben kendimi hiç aç hissetmiyorum. Bence açsın. Hem başka şansın yok. Bunu içeceksin. İçene kadar bekleyeceksin yani. Zencefilli bal gibi. Evet. Aynen öyle. Ne yapalım? Kaderimize razı olacağız. Yapacak başka bir şey yok sanırım. Bir şey mi oldu? Yok. Sana bakıyordum öyle. Ömer, sen hep çalışkan bir çocuk muydun? Bu nereden çıktı şimdi? Tahmin ettim. Hem zaten aksini düşünmek imkansız. Yani sen ve başarısızlık asla bir araya gelemeyecek kelime gibi. İş hayatında olduğu gibi okul hayatında da hep başarılıydın bence. Aslında ders çalışmak benim için bir kaçıştı.
Yani işkoliklik de öyledir. Yani ben bir yerde okumuştum. İşkolik insanlar aslında çalışmayı sevdiklerinden değil, kendi gerçeklerinden uzaklaşmak için işe sarılırlar. Bitti galiba. Hı-hı. Bitti. Sen de bilmiyorsun. Yani bilinç dışı gelişen bir şey. Zehra. Ben gitsem iyi olacak. Süt de bitti. Tamam. Gidersin. Şimdi otur. Lütfen. Lütfen. Lütfen hiçbir şey söyleme. Suzan beni çağırdığını söyledin. Evet, çağırdım. Bir şey mi oldu? Yok. Yani kötü bir şey olmadı. Böyle ayakta mı duracaksın? Oturayım mı? Uzun diyorsun yani. Ne uzun? Söyleyeceğin şey. Ha, o. Bu da nereden çıktı dersen. Böylesine. İçimden geldi derim. Söylemeyecek misin? Neyi? Beni neden çağırdığını. Onu. Ha, söyleyeceğim tabii, söyleyeceğim. Neyin var senin? Niye? Kötü mü görünüyorum? Yok. Yok, hayır da... Bir tuhafsın. Yani biraz şaşkın gibi. Şaşkın. Ben. Evet, sen. Yani bana öyle geldi. Belki de sen yanımda olduğun içindir.
Gel. Sağ ol Suzan. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sabah kahvelerini beraber içelim istedim. Kahve için mi? Yani biz bütün bu konuşmayı kahve içmek için mi yaptık? Başka bir şey olmasını mı dilerdin? Hayır da bilmem, komik geldi. Gitgide daha da esrarengiz oluyorsun. Esrarengiz. İyiymiş. Yani beni öyle görüyorsan bir şey diyemem. En azından zorba olmaktan iyidir. Bu esrarengiz benden sana. Bu ne? Ufak bir hediye. Hediye mi? Bakalım beğenecek misin? Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Açmayacak mısın? Sevdiğini biliyorum. Evet, çok. Babanın yaptığını Asya'ya hediye etmiştim. Çok güzel. Meleğim mi? Beğendiğine sevindim. Meleğimin gitmesine izin verme. Kahveler buz gibi oldu. Tamam, yenisini söyleyelim. Yok yok, içeriz böyle.
nedir öyle bakıyorsun? Sen bana ne yaptın böyle? Gözümün önünden bir dakika ayrılsan özlüyorum. Bir de o adam. Yoksa kötü mü görünüyorum? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Neden öyle bakıyorsunuz ama? Çok güzel olman dışında başka bir nedeni yok. Teşekkür ederim. O adamla görüşmesine izin veremem. Çıkmasına engel olmalıyım. Ama nasıl? Sandviçte ayranlarınız hazır. Süzme yoğurtla yaptım. Tam sevdiğiniz gibi. Biraz ekşi. Eline sağlık. Ben tepsiyi şuraya bırakıyorum. Tabii tabii. Afiyet olsun. Yersin değil mi? Yok. Benim hemen çıkmam lazım. Dedim ya, yedim ben. Peki ben yesem? Bir sakıncası yoktur değil mi? Tabii tabii. Keyfine bak. Ayağım takıldı. Ben çok özür dilerim. Ya elbisem mahvoldu. Ne yapacağım şimdi? Temizlesek mi? Yok, bu temizlemeyle geçmez. Benim üstümü değiştirmem lazım. İstemeden oldu. Yani kaza işte, olabilir de. Benim yüzümden de geç kalacaksın. Yani beklemez herhalde. Kim? Görüşeceğin kişi. Benim hemen üstümü değiştirmem lazım. İnşallah geç kalmam. Ne olur ne olmaz. Ben yine de işimi sağlama alayım. Göz göre göre o adamla buluşmaya gitmene izin vermem. Sen ne çabuk hazırlandın. İyi misin? Hala hayattayım. Neyse, ben çıkayım. Demin buradaydı. Ne? Telefonu. Ne, şimdi nerede? Bilmiyorum işte, ben de onu soruyorum. Zaten geç kaldım, nereye gitti ki? Bence vazgeç. Neyden? Gitmekten. Yani telefonlu olmadan gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ha, buradaymış. Ne? Hiç. Neyse, ben çıkıyorum. Güle güle. İnşallah yetişirim. İnşallah yetişemezsin.